8 numaraya hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün açılışı ben yapmak istedim. Veli, hoş geldin kardeşim. Bravo Serkan. Rolümü de çaldın en sonunda, bravo. Bunun cevabı Fred'tir. Aksini kabul etmem. Sen ki her zaman karşındaki insanlara çok keskin konuşuyorsun diyen Serkan Yetkin, aksini kabul etmem, konu kilit falan gibi ifadelerle bir anda baskı altına alıyorsun bizi. Çok değiştim Veli. Şampiyon olamazsa devam edilmeyecek gibi duruyor. Ama o zaman şu demek oluyor bu. Galatasaray'ın Konyaspor maçında puan kaybedip kaybetmeyeceğine göre İsmail Kartal devam edecek veya etmeyecek. Bu bana saçma geliyor. Bir takım 99 puan almışsa, evet, son maçında 1 puan almaması mucize olur. Konyaspor 1 puan için falan mücadele etmez. Galatasaray 1 puan için oynamaz. Yok, ikisi de 1 puan için oynamaz. Konyaspor'da kanının son damlası derler ya, sonuna kadar mücadele edecek. Abdülkerim mi, Davinson Sanchez mi diye sorduğun için hücuma katkısını da düşünerek Abdülkerim eklemen lazım. Net senin aynı fikir değil. Hayret. Ne hayreti ya? Ben şu an ikiye böldüm. Ya Jose, çok iddialı konuşuyor çünkü yöneticiler, veya Sergen Yalçın. Serkan, bir yönetici Jose Mourinho ismini söylüyorsa bu saatten sonra Jose Mourinho olmasa bile o seviyelerde bir teknik direktör olmak zorunda. Son dönemde astrologlar çok ön planda. Ben arası... bir astrolog olur biliyor musun bak Serkan? Bilmiyorum, öyle net konuşmam. Öyle keskin konuşmayayım. Sen kartları martları acayip açarsın bak böyle yani. Kardeşim, bu maç gollü beraberlik, uzatmalarda kupayı kazanan belli oldu. 8 numaraya hoş geldiniz sevgili seyirciler. Bugün açılışı ben yapmak istedim. Veli Yiğit'le birlikteyiz. Veli, hoş geldin kardeşim. Bravo Serkan. Bravo. Bugün ben açayım dedim. Bravo. Rolümü de çaldın en sonunda, bravo. Yok ya, haftalardır bir kere de ben bir gireyim, açılışı ben yapayım diyordum. Zaten kaç haftadır farkındayım. Ben ne zaman açılış yapsam içi gidiyor. Ah keşke ben yapsaydım bu açılışı diye. Ağzına sağlık. Her zamanki gibi klas bir giriş yaptı. Sağ ol kardeşim. Ne var ne yok? İyiyim, sen nasılsın? İyi, ne olsun ya. Yavaş yavaş sezon sonu geliyor. Biraz derbi konuşuruz bugün seninle uzun uzun. Zaten önümüzdeki haftada şampiyon üzerinden, tabii, ve sezon değerlendirmesi üzerinden sürdürürüz yayınımızı. Yine keyif alırız, şöyle güzel, dinamik. Ne hissettim biliyor musun şu anda? Ne oldu? Kendimi sol ayaklı sağ bek oynayan oyuncu gibi hissettim şu anda. Sebep? Çok terste kaldım. Niye? Açılışı sen yapınca böyle... Rahat hissetmedim kendimi ya. Bir tanesi geçen hafta yayının altına şey yazmış bir izleyicimiz. Ne yazmış? Serkan Bey, Veli Bey'e hal ve hareketlerinizi şiddete kınıyorum. Ha, sanki öyle bir şey hatırlıyorum galiba ya. Ya. Ona benzer bir şey hatırlıyorum. Detayını çok hatırlamıyorum, öyle bir şey vardı. Denge yani. Yapıp başlayayım dedim kardeşim. İyi yaptım peki. Eyvallah. Tabii malumunuz derbiyi az önce Serkan da belirttiği gibi geride bıraktık ve... Şampiyonluk belli olabilecekken Galatasaray'ın berabere kalması veya kazanması halinde Fenerbahçe buna müsaade etmedi. Yani diğer ifadeyle partiyi iptal etti aslında Fenerbahçe. Bunu konuşacağız ama tabii ki doğal olarak biliyorsunuz programımızda her hafta biz ilk olarak ne yapıyoruz? Haftanın kahramanlarını konuşarak başlıyoruz. Beat Hero ile. Tabii haftanın kahramanları deyince de Beat Hero ile haftanın kahramanları bölümünü konuşarak başlayacağız Serkan. Şöyle yapalım, yine filmi izleyelim, devam edelim. Aa, mantıklı. İzleyelim bakalım. Hadi. Kripto dünyasına zorlu bir dünya diyorlar. Küpür küpür hareketli, zapt edilemez bir dünya. Bana öyle gelmiyor. Çünkü ben Beat Hero kullanıyorum. Burada her saniye binlerce işlem var. Beat Hero kullanmak o kadar kolay ki. Piyasalar ne kadar hareketli olursa olsun kontrol bende. Burada. Aferin oğlum. Aferin. Peki ben neden bunları bir boğayı sürerken anlattım? Beat Hero'cular anladı. Beat Hero'yu indir, sıfır komisyonla kripto para alıp satmaya başla. Beat Hero Kripto. Şimdi adaylar var. Beat Hero ile haftanın kahramanlarında bu hafta 4 adayda müthiş bir derbi performansı ortaya koyan Fenerbahçe'den. Bu çok doğal. Çünkü diğer maçlarda böyle çok sıra dışı performans ortaya koyup da öne çıkan birisi... Gerçekten yoktu. Onu söylemek gerekiyor. Tamam. Fenerbahçe'den birini seçeceğiz yani. Fenerbahçe'den birini seçeceğiz ama 4 aday var. Tamam. Fenerbahçe'den. Ferdi Kadıoğlu, Fred, Osterwolde ve Çağlar Söyüncü. 4 adayımızdan sence haftanın kahramanı hangisi? Benim meşhur sözüm nedir? Açık ara. Açık ara. Açık ara Fred'tir. Hmm.
Çünkü defansif bir orta saha oyuncusu kırmızı kart görmesine rağmen gerek savunma dengesini iyi yapan, gerekse hücuma çıkıp iki pozisyonun ve iki tehlikeli pozisyonun içinde yer alan Fred haftanın kahramanıdır. Bir de gol olsaydı zaten o pozisyon, hızlı geldikleri Mert Hakan'ın çevirdiği pozisyon var ya, tek ayak. Sol ayak içiyle köşeye. Tabii. Fred'tir ya, bunun cevabı Fred'tir. Aksini kabul etmem. Niye hep böylesin, keskinsin ya? Sen ki her zaman karşındaki insanlara yayınlarda çok keskin konuşuyorsun, niye bu kadar keskin konuşuyorsun diyen Serkan Yetkin, aksini kabul etmem, konu kilit, tartışmasız, açık ara falan gibi ifadelerle bir anda baskı altına alıyorsun bizi. Çok değiştim belli. Farkındayım. Yok abi, Fred'in üstüne başka bir isim söylenmez bu maçta. Yapma, gözünü seveyim. Fred'dir. Serkan, bende de açık ara. Evet. Fred. Ya bir zahmet artık yani. Fred demeyene ayıp ediyorsun derler. Abi şöyle bak, düşünsene. İsmail Yüksek yok. Aynen. Krunic sakat. Üzerine Ciku o pozisyonda oynuyor ve 20. dakikada kırmızı kart görüyor. Diğer ifadeyle orta saha neredeyse boşalıyor aslında kağıt üzerinde. Sen onu hiç hissettirmiyorsun. Bir de pozisyona giriyorsun. 6 numara oynadı. 8 oynadı. 10 oynadı. 6, 8, 10. Fred bu maçta hepsini aynı anda oynadı ve tribünde seyretmenin, ben hakikaten bir futbolu seven insan olarak, oyunu seven birisi olarak büyük hazzını yaşadım diyebilirim. İnanılmaz yetenekli, inanılmaz kaliteli. Aynen öyle. Ligimizin şu anda en kaliteli 3 oyuncusundan biridir ya Fred. Ben hala altını çizdiğim geçen haftalardaki sözü hatırlatmak isterim. Bence Fenerbahçe'de izlediğim en iyi 5 yabancı arasına girer. En iyi 5 yabancı futbolcu Fenerbahçe'ye gelmiş oyuncu arasına girer Fred. Sana bir soru peki. Şu anda Manchester United'da, bak Bruno Fernandes'i çıkartıyorum. 10 numara gibi düşünüyorum, tamam. Bruno'yu. Fred gibi şu anda 8 numara var mı sence? Fred şu anda Manchester United'da oynardı. Büyük hata yaptı. Evet, net oynardı. Erik ten Hag çok büyük hata yaptı yani. Oyun iki yönlü, bu kadar dinamik ve doğru oynayan, ayağı bu kadar düzgün, karakter olarak da çok sağlam bir oyuncu. İnanılmaz. Geçen sene 56 maç oynamış o bitik United'da. Niye istemedi anlamadım ben ya. Ten Hag anlamak zaten çok güç yani. Anlayan varsa helal olsun. Öyle söyleyeyim yani. İhale Ten Hag'a kalır. Fred'i kaybetmeyecektin. Bravo. Aynı fikirdeyim. Peki sizce haftanın kahramanı kim? Bitiro ile haftanın kahramanlarında 4 adayımız var demiştik. Ferdi Kadıoğlu, Fred, Osterwolde, Çağlar Töyüncü. Serkan, şimdi Fred'den bahsetmişken izleyicilerimizin de aslında Fred'in performansını yorumlamasını rica edeceğim. Tamam. Biz aslında kısmen bahsettik performans olarak. Lakin Fenerbahçe'de sen tüm zamanlarda izlediğim en iyi 5 yabancıdan biri dedin. Biz seninle geçtiğimiz haftalarda tarafını seç bölümü yaptığımızda Apyah mı Fred mi diye yaptık değil mi? Evet. Ben Apyah'ı tercih etmiştim. Sen Fred'i tercih etmiştin. Günah mı çıkarıyorsun? Günah çıkarmıyorum. Hala Apyah ama... Yapma abi. Hala Apyah abi. Ne oldu yani? Ya abi. Apyah'a geçmeye yaklaşıyor. Ya zıtlaşmak için söylüyorsan vallahi şey demeyeceğim de. Vallahi zıtlaşmak için söylemiyorum ya. Gerçekten zıtlaşmak için söylemiyorum. Böyle bir sezon daha devam ederse o zaman geçebilir ama şu anda hala Apyah bak yani. Apyah iyi futbolcuydu. Apyah çok özel bir futbolcuydu. İyi bir kardeşimizdi ama Fred bambaşka bir oyuncu. Fred gibi oyuncu bulamazsın abi şu anda. Fred'in olmadığı maçlarda Fenerbahçe'nin kaybettiği puanlara bir bak istersen. Şu anda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında kaç puan var? 3 puan var. O Fred'in oynamadığı maçlarda kaybedilen puanları düşündüğünde işte o kadar kıymetli Fred Fenerbahçe için. Haklısın, katılıyorum, bir şey demiyorum. Çok özel bir oyuncu. Fakat geçmeye yaklaştı bak. Geçmeye yaklaştı ama henüz geçmedi. Ama çok yaklaştığını söyleyeyim. Sen neyi baz alıyorsun onu anlamadım ben. Ben total olarak Fenerbahçe kariyerini baz alıyorum Apyah'ın. Apyah da çok özel bir oyuncu. Apyah öyle kalkıp da yani... Bir anda ortaya çıkan bir oyuncu değil. Apyah üst düzey oynayarak geldi Fenerbahçe'ye tamam, zaten. Apyah yani. Kötü bir futbolcu değildi. Üst düzey oynayarak geldi. Fred de üst düzey oynayarak geldi. Evet, o da ama öyle. Fred'in katkısı bence daha kilit. Savunma hücum dengesi açısından söylüyorum. Ama şunu da söyleyeyim bak. Bu bonservislere, bu fiyatlara Fred gibi oyuncuyu gerçekten bulamazsın. Orta saha çok önemlidir. Aldığı para kuruşu kuruşuna helal olsun der Fenerbahçe taraftarı Fred için. Bonservisine de helal olsun. Doğru. Yıllık ücretine de helal olsun.
böyle futbolcuların aldığı para, bonservisi sorgulanmaz. Bu sezon Fenerbahçe'nin en iyi yabancı transferi diye kim diye sorsam sana, Fred derim. Bence Fred derim, bak çok net. O yani 100 kişiye soralım, 90'ı herhalde Fred der bence. Peki o zaman izleyicilerimizden Fred'e dair aklınıza ilk ne geliyorsa, ne düşünüyorsanız yazın yorumlara, biz de okuyalım. Yani performansını yorumlayabilirsiniz. Türkiye'ye gelmiş en iyi yabancı mı değil mi? Apiyat'tan iyi mi değil mi? Bu sezonki en iyi transfer mi değil mi? Aklınıza ilk ne geliyorsa Fred'le ilgili lütfen yazın, bekliyoruz. Yani savunma odaklı 8 numara bulmak çok zor Veli. Unutmayalım bunu bak. Ve bu sadece savunma odaklı değil. Evet. İki tarafı da eşit yönde oynayabilen, doğru, tam bir 8 numara. Şu anlamda söyledim. Genelde 8 numarayı hücumda daha aktif görürsün. Savunmaları çok iyi değildir genelde. Yani biz biraz daha ortadadır. Çünkü programımızın adı 8 numara. Ve 8 numaranın en muhteşem örneği Fred. O yüzden selam olsun buradan Fred'e. Güzel bağladım valla. Fenerbahçe, İsmail Kartal'la devam etmeli mi? Son günlerde bu konu çok fazla konuşuluyor. Benim sanki gözlemlediğim, özellikle Fenerbahçe Galatasaray derbisi sonrasında %50-50 mi desem, 60'a 40 mi desem, ama böyle çok açık ara gitmeli veya açık ara kalmalı değil. Kafa karışıklığı yaşanıyor Fenerbahçelilerde. Tamam. Senin fikrin ne bu konuda? Fenerbahçe gelecek sezon İsmail Kartal'la devam etmeli mi? Verdiğin cevabın da karşılığında ikinci soru, tamam, neden? Bu galibiyet İsmail Kartal'ın elini güçlendirdi mi sence? Kesinlikle güçlendirdi bence. Fenerbahçe'nin elini güçlendirdi İsmail Kartal'ın mı? İsmail Kartal'ın güçlendirdi bence. Peki başkan, eski başkanlardan ve şu anda hali hazırda başkan adayı olan Sayın Aziz Yıldırım Mourinho konusunu açtığı zaman, evet, haberlerde gördük ki Mario Branco da görüşmüş Mourinho'yla. Evet. Hali hazırda böyle bir durum varken İsmail Kartal'ın elinin çok güçlendiğini söyleyebilir miyiz? Ben söylerim, çünkü Fenerbahçe'de zamanında son anda çok fazla dönüşler oldu. Yani hatırla, geçen sezon da İsmail Kartal'ın gelmesi pek beklenmiyordu, düşünülmüyordu. Son anda bir anda İsmail Kartal dönüşü oldu. Doğru, ama bu şartlarda devam etmeyecek gibi gözüküyor. Hangi şartlar Serkan? Yani şampiyon olamazsa, yani şartlarda, tamam, dediğim, devam edilmeyecek gibi duruyor. Ama o zaman şu demek oluyor bu. Yani Galatasaray'ın Konyaspor maçında puan kaybedip kaybetmeyeceğine göre İsmail Kartal devam edecek veya etmeyecek. Bu bana saçma geliyor. Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanındaki maçın sonucu İsmail Kartal'ın geleceğini neden etkileyecek? Şampiyonluk. Anlıyorum ama düz bakıyorum. Bu maçın sonucu İsmail Kartal'ın geleceğini etkilemesi kadar saçma bir şey olamaz. Bence İsmail Kartal'ın devam edebilmesi için, anladım ben senin bakış açını. Yani şu mu o zaman? İsmail Kartal'ın geleceği Konyaspor elinde mi? Ya değil de burası Türkiye. Şimdi biliyorsun, şampiyon olmadığı zaman gidiyor teknik direktörler genellikle. Anlıyorum. Ben senin mantığına, bakış açına saygı duyuyorum ve hemfikirim. Normalde ikincilik başarısızlık olur mu abi? 96 puan toplamışsın, 99 olacak büyük bir ihtimalle. 99 puan toplayan bir teknik direktöre başarısız denir mi? Ayrı bir tartışma konusu. Ama Türkiye şartlarında sen 10 yıldır şampiyon olamayan bir takımı şampiyon yapamadığında başarısız sayılacaksın. Ondan bahsediyorum. O nedenle diyorum ki mevcut şartlarda devam etmeyecek gibi duruyor. Ha, Fenerbahçe şampiyon olur, o zaman zaten devam edilmezse bambaşka bir konu ortaya çıkar. İsmail Kartal'la devam edilmesin algısı nereden ortaya çıktı sana söyleyeyim mi? Puan kayıplarından sonra? Hayır. İnan bana, puan kayıpları öncelikli sebep değil. Oyuncu tercihleri mi? Hayır, o da değil. Basın toplantılarındaki iletişim yöntemi olduğunu düşünüyorum. Eğer basın toplantılarını farklı yönetebilseydi, iletişim gücünü farklı kullanabilseydi İsmail Hoca, inan bana bu durumlar bu kadar çok konuşulmazdı bence. Ama hoca öyle bir baskı altında kaldı ki hep kendini anlatma, hep kendini öne çıkarma zorunluluğunda kaldı. Ve bunu yaparken baskıdan de kaynaklandı hepsi. Baskıdan kaynaklanıyor. Bunu yaparken de iletişim bir sanat. %100. Yani İsmail Kartal bence çok iyi bir insan. %100. Ama iletişim başka bir sanat. Evet. İletişimi doğru kullanmadığın zaman haklı olsan da, kendini doğru ifade etmeye çalışsan da edemeyebiliyorsun. Hı-hı. Hoca bunun sıkıntısını yaşadı bu sezon. Serkan, genelde bunu yaşıyor zaten. Empati yapıyorum, tamam mı? Yap. Kendimi İsmail Kartal'ın yerine koyuyorum. Tamam. 99 puanla bitirdiğimi varsayıyorum ben sezonu. Muhtemelen, tamam, öyle olacak çünkü.
Konferans liginde çeyrek finale kadar gelmişim. Bak bu kötü bir sonuç değil. Burada eleştirildiği yön ne? Hocam sen finale gidebilirdin kısmı. 4 maçta ben totalde sezon boyunca hata yaptığını düşünüyorum İsmail Hoca'nın. O 4 maç Sivas deplasmanı, Samsun Spor maçı, 2 Olympiakos maçı. Onun haricinde maçlar üzerinde ben hatalı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden empati yapan biri olarak 2 Galatasaray derbisinde kalemde gol görmedim. 2 Beşiktaş maçını aldım. Fenerbahçe için çok daha zorlu geçen Trabzonspor deplasman atmosferinden o şartlarda galibiyetle çıktım. Avrupa'da ben öyle ya da böyle, beğenirsin beğenmezsin, çeyrek finale kadar çıktım. Elendiğim rakibim Aston Villa'yı eledi, finale çıktı. Türkiye Kupası'nda evet, camia olarak çok motive olmadılar. Bunu İsmail Kartal'a bağlamam. Onun altını çizeyim. Yıldız oyuncuların olduğu takımı ben iletişim kurarak yönettim. Benimle ilgili sorunları var yıldızlarla dediler. Ama Tadic 62 maç oynadı. Nasıl sorunum olabilir benim? Dzeko kaç maç oynadı? 20 gol attı. Benim nasıl sorunum olabilir? Benimle sorunları olsa bu oyuncular nasıl performans ortaya koyabilirler? O yüzden ben İsmail Kartal'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Özellikle basın toplantıları kısmında bir algı oluştuğu kanaatindeyim. O zaman senin dediğine göre Fenerbahçe şampiyon olursa, mucize olursa Okan Burak'a başarısız diyemezsin sen o zaman. Senin mantığın. Diyemem. Tamam, anladım. Diyemem ben. Ben şu anda kararımı verdim. Okan Buruk bence bu sezon başarılıdır. İsmail Kartal da başarılıdır. İsmail Kartal da başarılıdır. Peki. Yani bu şu oluyor. Daha önce de ifade ettim. Arteta bu sezon başarısız mı? Klopp? Klopp başarısız mı? Değil. Nereden baktığına bağlı. Bence değil abi. Bence değil. Abi adamlar kaç sene üst üste şampiyon oldu. Yapma gözünü seveyim ya. City. Kaç senedir üst üste şampiyon oluyor ya. Yani. Bozamıyorsun onu. Onun yerine geçemiyorsun. Ben katılmıyorum ya. Yani. Gerçekten katılmıyorum. Yani ben... Bunu tartışalım bir ara, tamam? Tartışalım peki. İzleyicilerimize soralım. Sizce Fenerbahçe, tamam, İsmail Kartal'la devam etmeli mi? Diğer konu başlığına geçiyorum. Şampiyonluk yarışı nasıl sonuçlanır? Galatasaray 99 puanda, Fenerbahçe 96 puanda. Galatasaray Konyaspor deplasmanında, Fenerbahçe içeride İstanbulspor oynuyor. 99 puan toplamış bir takımın son hafta 1 puan alamaması bence mucize olur. Aynı fikirdeyim. Ama bu futbol. Mucizeler her zaman var. Doğru. İşte astrologlar konuşuyor, farklı farklı yorumlar görüyoruz. Ama ya bu kadar puan toplamış bir takımın 1 puan toplamaması mucize olur diye düşünüyorum. Şöyle, 1 puanın 2 takıma da yetecek olmasının hiçbir önemi yok. Ne Konyaspor 1 puanı düşünerek oynayacak, ne Galatasaray 1 puanı düşünerek oynayacak. Galatasaray bence hem futbolcular, en başta Okan Buruk, geçtiğimiz haftaki derbiden hayatlarının dersini çıkardıklarını tahmin ediyorum. Paylaşımlarına bakıyorum futbolcuların. Sanki maç hadi yarın oynansın da rakibimiz yenip şampiyon olalım modunu açmışlar gibi hissediyorum. Paylaşımlara başladılar. Doğru, biraz derbi yenilgisi silkeledi. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Ama mesela Fenerbahçe'nin Denizli maçı. %100. Trabzon maçı. Bu işin yani şakası olmaz. Bu iş belli olmaz. Çok da böyle büyük konuşmamak büyük lazım. Konuşmuyorum zaten. Ama bir kez daha söylüyorum. Bir takım 99 puan almışsa, evet, son maçında 1 puan almaması mucize olur diyorum. Futbol tabii ki bu. Çok keskin konuşmamak lazım. Evet. Ama normal sevmezsin şartlarda. Sevmezsin sen keskin konuşmayı canım. Hiç sevmezsin. Tartışmasız. Abi tam niye? Hep ben kullanıyorum. Derbide Galatasaray ki iç sahada oynuyor. 6 puan avantajla. Kendi saha ve seyircisi önünde. Ondan bahsetmiyorum. Hayır, bir saniye, bir dakika. Sen diyorsun ki açık, hayır, ara lafını kullanan kim? Derbide favori kimdi kardeşim? Galatasaray'dı. Tamam, ne oldu? Ne oldu? Fenerbahçe kazandı. Tamam. Olabiliyor, futbol bu diyorum ondan ben. Ondan bahsetmiyorum ki. Keskin konuşmamak lazım diyorsun ya. Ona takılıyorum yani. Hiç konuşmazsın. Şaşırtıcı olur. Haklısın. Bu işin şakası olmaz. Yani Konyaspor bir puan için falan mücadele etmez. Hani Galatasaray'da bir puan için oynamaz. Yok, ikisi de bir puan için Konya oynamaz. Konyaspor'da yani kanının son damlası derler ya. Yani sonuna kadar mücadele edecek, bak sonuna kadar. Bence zevkli bir maç olacak o maç. Çünkü
Hatayspor kazandığı takdirde Konyaspor'u geride bırakabilir. Ankara Gücü de Trabzon deplasmanında. Trabzon deplasmanında ama kupa maçından dönen bir Trabzonspor olacak. Üçüncülüğü garantilemiş olan bir Trabzonspor olacak. Doğru. Haliyle orada bir rehavet de olabilir, yorgunluk da olabilir. Ankara Gücü oradan çıkabilir gibi geliyor bana. Vallahi maçlar aynı saatte oynanıyor. Büyük bir heyecan. Büyük bir heyecan. Bakalım ne olacak? Orada kim düşecek? Şampiyon kim olacak? Son hafta her şeyi göreceğiz. Ondan sonra da zaten yorumumuzu yaparız. O halde geçiyorum Galatasaray'ın Konyaspor deplasmanında oynayacağı maça dair olan soruma. Tamam. Sezon boyu bu konuyu çok konuştuk. Ama asıl şimdi konuşma zamanı. Okan Buruk, Karagümrük maçında iyi oynamadığını düşündüğü Abdülkerim'i bir sonraki maç olan derbide kesti, Davinson oynattı. Tamam. Şimdi geldik şampiyonluk haftasına. Bu maçta Davinson mu oynamalı, Abdülkerim mi oynamalı? Abdülkerim oynamalı. Abi Serkan'a bak. Neden abi? Serkan Yetkin, Davinson hayranıdır. Benim bildiğim Serkan. Hayır, ben Davinson Sanchez'i... Davinson aşağı, Davinson hayır, yukarı. Bir saniye. Sen şimdi bana şöyle bir soru sordun. Tamam. Abdülkerim mi oynamalı, Davinson mu dedin. Evet. Bana stoper ikilisi kimden oluşur, oluşmalı diye sorsaydın, ben sana Abdülkerim, Davinson diyecektim kardeşim ya. Gerçekten evet, mi? Nelson söylemeyecektim ben. Niye? Söylemeyecektim abi. Daha savruk buluyorum ben onu. Ya savruk dediği adam kaç yıldır 50 maç oynar sene ya. Şimdi senin sorun Abdülkerim mi, Davinson mu olduğu için ben Abdülkerim diyorum. Vericiğim bir bakar mısın? Hı. Abdülkerim Bardakçı kaç gol atmış bu sezon? Bakmaya gerek yok. Söylerim direkt. Tamam, şov yapma kardeşim. Kaç gol atmış? 7 gol attı. Davinson? 4'ü Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası, 1'i Şampiyonlar Ligi elemesi. Kardeşim detayı sormuyorum. 7 gol atmış. Oraya bir 10 puan daha yazmanızı rica edeceğim. Davinson kaç gol atmış? Davinson 3 gol 2 asist. Bir dakika. Oyun sıkıştığında sana duran toplarda, kornerlerde gol atacak bir opsiyon olur mu Abdülkerim Bardakçı? Olur. O zaman Abdülkerim Bardakçı. Hücum mesela, yönünden dolayı mı söylüyorsun sen? Artı hücum yönünden dolayı söylüyorum. Mesela bunu Koley de iyi yapıyor, Abdülkerim de iyi yapıyor. Abdülkerim mi, Davinson Sanchez mi diye sorduğun için hücuma katkısını da düşünerek Abdülkerim'i eklemen lazım. Net senin aynı fikirdeyim. Hayret. Ne hayreti ya? Hayır, genelde karşısın. Ben Davinson'cu yani değilim ki. Ben Davinson'u beğenirim abi. Kötü futbolcu değil ben zaten. Ben kötü demiyorum zaten. Hmm. Ben Davinson'u ben geçen hafta da izledim bir kere derbide. Yerini çok kaybediyor. Önde basacağım diye önde baskı yapamadığın anda rakip geçti mi geçmiş olsun. Her şey dağılıyor ondan sonra ve bunu çok yapıyor. Aşırı özgüven Nelson'la, bazen zarar. Nelson'la olmuyor. Abdülkerim'le oluyor. Katılıyorum ya. Yok, Nelson'la alakalı değil konu. Davinson çok fazla özgüvenli ve bu özgüveni başına iş açıyor genelde. Abdülkerim'in eksikliğini derbide net olarak Galatasaray hissetmiştir. Özellikle 11'e 11 iken geriden oyun kuramadı Galatasaray. Abdülkerim olsaydı net olarak oyun kurabilirdi ve o baskıdan çıkmayı başarırdı Galatasaray. O yüzden Konyaspor karşısında siz baskın oynayacağınız için Abdülkerim lazım sana. Bence devre arası almalıydı Okan Hoca Abdülkerim'i zaten. Aynı fikirdeyim. Bravo. Bence orada çok büyük bir hata yaptı. Aynı fikirdeyim. O konuda eleştirmek lazım. Haklısın, katılıyorum. O nedenle Abdülkerim diyorum. İzleyicilerimize göre Konyaspor maçında Galatasaray'da stoperde kim oynamalı? Abdülkerim Bardakçı mı, Davinson Sanchez mi? Galatasaray'da son haftalarda biraz daha sanki böyle aksayan yön olarak öne çıkmaya başladı bazı noktalar. O tamam. Noktalar da bek pozisyonları. Yani sağ bek ve sol bek. Yani isim olarak da söyleyecek olursak sağ bekte oynadığı için Kaan Ayhan, sol bekte oynadığı için Derek Köhn. Sen nasıl yorumluyorsun performanslarını? Kaan Ayhan'ın zaten orijinal mevkisi değil bir kere. Değil, altını evet. Çizelim bir kez daha. Zaten takip edenler biliyor da. Bence genel anlamda kendi mevkisi olmamasına rağmen sırıtmadı genelde. Genelde aynı fikirdeyim. Sırıtmadı. Son dönemde biraz problemler başladı. Derek Köhn geldi. İşte Galatasaray sol bekini buldu demiştik. Hızlı, hücuma iyi çıkıyor. Ama son haftalarda çok düşüşte. Yani acayip bir düşüşte o da. Nedeni söyleyeyim mi? Neden? 3 futbolcu var Galatasaray'da. Son haftalarda sakatlıklarına rağmen forma giymeye devam ediyorlarmış. Sezon sonuna kadar böyle İdare etme kararı almışlar. Tamam. Kaan Ayhan, Kerem Demirbay, Icardi. Bu üç futbolcunun sakatlığı var halen ve geçici tedaviyle sezon sonuna kadar idare etmeye çalışıyorlarmış. Ama
tek nedeni bu mu emin değilim. Biraz bana oyundan dolayı da gibi geliyor aynı zamanda. Kaan Ayhan bazen çok içe giriyor biliyorsun. Pas oyununa dahil olmak için, oyun kurmak için. İçe girdiğinde ağır kaldığı için koşularda kendi pozisyonundan yani rakibin sol kanadından ciddi açıklar verebiliyor Galatasaray. Ama maksimum bu olur Kaan Ayhan'da. Haklısın. Bunu kabul etmek lazım. Haklısın. O zaman ona göre oyunda önlem almak lazım. Yani normalde orada Orien'in olması gerekiyordu. Doğru. Normalde ama doğru. O da hazır değil. Yani hazır değil herhalde yani oynamadı hiç. İstemiyor bence Okan Hoca. Ya şimdi Kaan'ın oynaması... Bir kere denedi beğenmedi. Tamam, Kaan stabili veriyor sana evet, zaten. Evet. Kaan sana çok yüksek bir sağ bek katkısı vermez ki. Doğru. Yani stabil durumu kurtarırsın Kaan'la. Ama Derrick Kön'de çok büyük düşüş var ya son haftalarda. Ben dedim herhalde bir problemi var bu çocuğun ya da şimdi sen söylüyorsun sakatlık problemi var diye. Derrick Kön değil. Kaan, Kerem Demirbay, Icardi. Ha Kaan ameliyat olacaktı olmadı zaten tamam. O başka bir tartışma. Derrick Kön'ün sakatlık sorunu yok. Ya, tamam. Ama Kön düştü abi. Evet. Yani çok düştü. Yani bu kadar yüksek tempoda oynayan bir oyuncunun bu kadar düşmesi soru işareti benim için. Nasıl olur diyorum ben. Ben de inanamıyorum. Yani ilk geldiği performansı bakalım. Şu an performansı ben dedim ki herhalde Kön'de de bir sakatlık var. Hani onu da söylüyorsun sen. Hani belki yani, arka adelede hani hafif sıkıntılar oluyor ya futbolcuların. Belki ondan dolayı olabilir. Kön'de bir sakatlık yok. Kaan'ın ameliyatı ertelendi. O başka. Evet. Ama stabilin üstüne zaten çıkamaz. Ama Derrick Kön'de anlam veremiyorum. Derrick Kön'ü ben de anlamlandıramıyorum. Yani mental olarak mı sıkıntılar yaşıyor da fiziksel görüntüsüne de yansıyor aynı zamanda bilmiyorum ama mental olarak iyi görmüyorum Derrick Kön'ü. Solda önde oynayan İkilinin değişmesi etkiler Bravo. Mi? Bak o da etkiler. Şimdi mesela Kerem'le oynuyordun. Sonra orayı bir Zaha'yı denedi. Sonra olmadı. Sonra Barış Alper'i koydu. Acaba öyle olabilir mi diye düşünmedim değil. Bence ama olabilir. Şimdi bu net konuşamam bu konuyu. Kerem geçecek sola öyle gözüküyor. Kerem Aktürkoğlu. Ziyech cezalı zaten. Barış sağa geçecek. Evet. Kerem sol. Barış sağ. O zaman belki Köne de daha etkili olarak görebiliriz. Peki. Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olmalı? Şimdi Jose Mourinho ismi gündeme geldikten sonra Sayın Hüseyin Yücel'in açıklamasının ardından Beşiktaşlar büyük bir heyecan yaşamaya başladılar. Ve konuşulamak ki %50 lafları var şu anda. %50 çok ciddi bir oran. Öyle söyleyeyim. Vallahi. Jose Mourinho, Serkan. Jose Mourinho, Sergen Yalçın, Razvan Lucescu, Nuri Şahin. Şu an en yakın konuşan 4 aday var. Tabii ki bir anda sürpriz bir aday çıkabilir. Ama sence kim olmalı? Mourinho var mısın? Mourinho'yu bence bu adaylardan biraz daha farklı değerlendirmek lazım. Yani şöyle. Yanlış anlaşılmak için söylemiyorum veya küçümseme olarak algılanmasın. Ama Mourinho'yu farklı değerlendirmek lazım. Yani bu listede değerlendirmemek lazım. Olursa bambaşka bir iş o. Fenerbahçe'de Aziz Bey'in söylemi üzerinden de benzer ifadeler kullanmıştım. Mourinho'yu bu listeden ayrı tutacaksın. Tamam. Bence. Yani eğer pragmatik bir teknik direktör istiyorsan. Tamam. Çok harcama yapacaksan. Hı. İşte paran varsa. Mourinho'yu getiriyorsan harcayacaksın. Işte, paran varsa. Teknik ekibine kendisine iyi para veriyorsan. İyi de takım kuracaksan. Maliyetli takım kuracaksan Mourinho'yu getir. Ben Nuri Şahin olayında çok ısrarlıydım. Ama gördüğüm kadarıyla biraz o iş benim beklentimin uzağında kalıyor. Yani camia baskısı mı? Evet abi. O yüzden İbre Sergen Yalçın'a doğru dönüyor. Yerli bir teknik direktör, camiayı bilen, seneye seçim var. Bir sene biz bir takım oluşturalım, bize destek versin kendi içimizden biri özelliği varsa Sergen Yalçın'a doğru İbre kayıyor. Anlatabiliyor muyum? Yoksa Mourinho. Ama ben genel anlamda baştan beri bir plan doğrultusunda Nuri Şahin'in olma olasılığını daha başarılı olma olasılığını yüksek görüyordum. Ama her geçen gün camiaya baktığım zaman, Beşiktaş'a baktığım zaman ben şu an ikiye böldüm. Son konulardan sonra. Ya Jose, çok iddialı konuşuyor çünkü yöneticiler. Jose konusunda, Mourinho konusunda. Veya Sergen Yalçın'a döndüm abi. Serkan, bir yönetici. Eğer Jose Mourinho ismini söylüyorsa, kamuoyuna, basına söylüyorsa, bu saatten sonra Jose Mourinho olmasa bile o seviyelerde bir teknik direktör olmak zorunda bana göre. Çünkü beklenti yükselttiniz. Beklenti yükseldi. Ama iki ayrı model bu. Eyvallah ama o zaman demek ki siz bir şeylere karar vermişsiniz. Jose Mourinho'ya teklif yapmak demek benim param var demek. Ben gerekli harcamayı yapacağım demek. Jose Mourinho yoksa teklif yaparken herhalde şunu düşünmediniz değil mi? Yani ya hocam sen gel de şu kadroyu idare et iki tane oyuncu alalım sana. Mourinho'ya böyle gidilmez. Bunu herkes bilir zaten Mourinho'ya böyle gidilmeyeceğini. Doğru. Mourinho teklif yaptıysan
harcayacak oyunculara paran vardır. Bir bütçe ayırmışsındır. Ki zaten konuşulan da Jose Mourinho'nun bütçesinin kulübün kasasından değil de sponsorlardan çıkacağı neredeyse garanti gibiymiş. Haliyle burada çok büyük bir avantaj. Eğer Mourinho'yu getiriyorsan Mourinho'nun da isteyeceği oyuncuları %70-80 oranında alacaksındır. Bunu göze alıyorsundur. Ama daha da önemlisi eğer Jose Mourinho ismini siz kamuoyuyla paylaştıysanız Beşiktaş taraftarının doğal olarak beklentileri çok yükseğe çıkar. Doğru. Bu saatten sonra o seviye çok aşağılara inemez. Ben artık zannetmiyorum yani yanlış anlaşılmasın ama diğer isimler olacağını zannetmiyorum artık ben. Abi dediğim gibi iki ayrı profilden... İkna edemezsin Serkan. İkna edemezsin. Dediğim gibi iki ayrı profilden bahsediyoruz. Biri dünyanın en maliyetli teknik direktörlerinden biri. Hı. Diğeri de yerli bir teknik adam. O da Beşiktaş'ın çocuğu içimizden biri ifadesiyle Sergen Yalçın dedim. Ama çıtanın yükseldiği aşikar. Yani o konuda sen ne fikirin? Mourinho dedikten sonra sen kimi getirsen getir, kimi getirirsen getir Mourinho dedikten sonra tartışılır mı? Tartışılır. Sen El Musrati ile Muçi ikilisine ne kadar bonservis verdin? Çok verdin kardeşim. 23 milyon avro bonservis verdin iki oyuncuya. Tamam. Ve bunlar böyle isim olarak yıldız transferler değil. Daha iyi fiyatlara satabiliriz dediğin transferler bunlar. Onana'ya kaç verdin? 5 milyon avro verdin. Jose Mourinho'ya verilecek olan 12 milyon avronun lafı olmaz bunların yanında. Ama o Mourinho 100 milyon eurodan aşağı transfer bütçesi istemez, bunu da unutma. Bak onu bilmem. Ya ben biliyorum, söylüyorum işte sana. Yani 100'den aşağı transfer bütçesi istemez. Bonservisten bahsetmiyorsun değil mi? Bonservis. Hep yok boşta yani. Olan oyuncuları mı getirecek sana? Boştan da getirirsin yani. Tam iki tane boştan getirirsin. Bak, kaç nereli? Tane boştan getireceksin? Bu adam nereli? Portekizli. Gerçi dünyanın boşta da çok oyuncu var ya. Menajer A Portekizlilerde. Boşta da çok oyuncu var. Jose Mourinho gelirse boşta olan oyunculardan da kralını getirir Beşiktaş. Bak bununla ilgili bir bölüm çekerim. Rabiot, Hermoso, zaten Beşiktaş'ta ismi geçiyor. Jelinski, Ndidi, Guido Rodriguez, Rafael Varane, Anthony Martial, Yusuf Yazıcı, Alex Meret. Çok var Serkan, çok var. Bak kiralık olarak da... Mourinho bunları kaçını getirir? Kiralık olarak da birçok Portekizli oyuncu başka takımlarda oynayamayanları da çekersin aynı zamanda. Bunların kaçını getirebilir? 3 tanesini isterse getirir. Jose. Jose. Çok iddialı. Getirir. Güzel konu. Bunu işleyelim. O yüzden hiç yani işin maddi kısmını konuşmak istemiyorum. Tamam. Onana'ya 5 veren, Musrati'ye 13 veren, Muçi'ye 10 veren, Mourinho'ya da Ekimli'de 12 milyon avro verir. Ve lafı da olmaz. Çünkü Mourinho'nun getirisi 12 milyon avroyla ölçülmez. Şimdi Mourinho ile görüşmeyen kalmamış kardeşim. O yüzden çok net bir şey söyleyemiyorum. Şimdi Fenerbahçe görüşmüş. Beşiktaş görüşmüş. Ya Fenerbahçe görüşmüş derken Branko'nun da görüştüğü haberini okuduğum için söylüyorum Aziz Bey dışında. Doğru, evet, doğru. Şimdi Hüseyin Yücel Bey de söylüyor. Doğru. Bakalım gelecek mi, ne olacak bilmiyorum. Marsilya'ya da adı anılıyor. Marsilya bütçe olarak biraz düşecek diye biliyorum ben. Bir takım yani. Daha duydum ben onunla ilgili. Başka bir takımda yani Mourinho'nun ismi geçiyor başka takımlarla da. Eyvallah. Bakalım. Son konumuz. Hı. Malumunuz Türkiye Kupası var. Beşiktaş yeni yönetimi göreve geldiği andan itibaren Türkiye Kupası dedi. Başka bir şey demedi neredeyse. Bütün konsantrasyonlarını buraya verdiler. Bütün yöneticiler. En başta Mete Vardar. Hakkını yemeyeyim şimdi. Doğru. Çok ciddi anlamda mesaide harcadı bunun için Ümraniye Nevzat Demir tesislerinde. Diğer tarafta da oyun olarak bence biraz daha önde olan Trabzonspor var. Trabzonspor son haftalarda oyun olarak daha önde. Hı hı. Ama derbi nasıl Galatasaray'ın favori olduğu bir derbiydi. Fenerbahçe kazandı. O yüzden Trabzonspor ağır bassa da belli olmaz o iş. Yani Beşiktaş da kazanabilir kardeşim. Benim söyleyeceğim lafları sen biraz çalmışsın yere benden Serkan. Kardeşim aynı şeyi düşünemiyor muyuz? Niye çalayım anlamadım ya. Ya bir de orada şöyle bir durum var. Bak dersimize çalışarak geldik Veli Bey. Şimdi öyle bir bulmaca ki bu Beşiktaş açısından. Trabzonspor alırsa, alsa da almasa da bir şey değişmeyecek. Zaten Avrupa'ya gidiyor Trabzonspor. Ama Beşiktaş için acayip bir bulmaca bu. Kazanırsa Beşiktaş Avrupa Ligi playoff'una gidiyor. Türkiye Kupası'nı alırsa. Kaybederse lig sıralamasına bakılacak. O da son Kasımpaşa maçıyla alakalı. Beşiktaş Kasımpaşa'ya kaybederse... Avrupa yok. Kupayı da yenilirse kupa finalinde de Avrupa falan yok seneye. Çok büyük bir sıkıntı. Kesin. Beşiktaş berabere kalırsa Kasımpaşa ile Konferans Ligi ikinci ön eleme turundan başlayacak.
Beşiktaş kazanırsa, Başakşehir Adana Demir'e puan kaybederse Beşiktaş Avrupa Ligi 2. ön elemeden başlayacak. Eğer Beşiktaş kazanır, Başakşehir Adana Demir karşısında kazanırsa, yani Adana Demir'i mağlup ederse Başakşehir, Beşiktaş Konferans Ligi 2. ön elemeden başlayacak. Evet. Tam bir bulmaca ve bu bulmacanın Beşiktaş için tek bir çözümü var, kupayı almak. Trabzonspor oyun anlamında daha güçlü ama bunu da belirteyim. Oyun olarak Trabzonspor önde bence de ama konsantrasyon bu işlerde çok öne çıkar. Son hafta bahsettiğin gibi senin derbide bunu gördük. Hı hı. Galatasaray favoriydi ama Fenerbahçe öyle bir motivasyonla sahaya çıktı ki, öyle bir konsantrasyon oynadı ki açık ara derbi hak etti. Beşiktaş'tan da ben bu sezonun en büyük motivasyonunu, en büyük saha içi konsantrasyonunu bekliyorum. Öyle olacağını düşünüyorum. Trabzonspor da çok istiyor elbette. Ben yani bu sene iki takımda hani Fenerbahçe ile Galatasaray puan olarak çok gerisinde kaldılar ya. 35-40 puan gerilerde kalan Trabzonspor ve Beşiktaş'tan ziyade sanki oralarda yarışan iki takım varmış gibi mücadele izleyeceğimizi tahmin ediyorum. Beşiktaş yönetiminin bütün kozlarını oynadığını, yani oyuncularına bu anlamda gerekirse sağlam prim de verdiler büyük ihtimalle. Ben o yüzden Beşiktaş'ı bir adım daha önde görüyorum. Onuachu da çok formda. Haklısın. Onu da unutmayalım. Haklısın. Son dönemde astrologlar çok ön planda. Ben onların arası... Sen de niye astrolog olurdu biliyor musun Max abi? Bilmiyorum, öyle net konuşmam. Öyle keskin konuşmayayım. Sen kartları acayip açarsın bak böyle yani. Kardeşim bu maç gollü beraberlik, uzatmalarda kupayı kazanan belli olur. Evet, Serkan Yetkin kartlarına baktı. Kartları güçlü bir şekilde gollü beraberlik uzatmalarda penaltılar mı? Yok, penaltılar değil, uzatmalarda. Uzatmalarda diyormuş kartları Serkan'ın. Bak bu tutarsa kral olurum. Tutmazsa çalıkların arasında kaybolurum. Serkan'ın kartları böyle diyormuş. Peki. İki takıma da başarılar dileyelim. Başarılar iki takıma da. Ağzına sağlık senin. Eyvallah de. Kardeşim, senin de keyifliydi gene. Gelecek hafta devam ediyoruz. Sezon bitiyor. Biz yine karşınızdayız. 3 hafta daha birlikte olacağız. Sonrasında Euro 2024 de var malumunuz. Onları da konuşacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.